tekrar merhaba. Aslında bu videoyu daha önce kaydetmiştim. Yani kaydetmeye çalıştım ama mikrofonumun takılı olmadığını fark ettim. Meğer kendi kendime konuşuyormuşum. Mikrofonu kimin çıkardığını da söyleyebilirim ama bunu yapmayacağım. Çünkü o kişi kendini çok iyi biliyor. Evet artık olasılığa geri dönelim. Bu arada mikrofonu çıkartarak bana tuzak kuran kişinin karşımda kıkırdadığını da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Neyse. Nerede kalmıştık? Evet, bu videoda daha öncekilere göre biraz daha zor bir problem çözmek istiyorum. Evet, hatırlarsanız daha önce hilesiz bir paramız vardı. Şimdi de hileli bir parayla neler olacak onu görelim. Ya da bir saniye, fikrimi değiştirdim. Yazı tura atmak yerine basketbol oynayalım. Ne dersiniz? Evet, evet. Diyelim ki serbest atış yapıyorum ve isabetli atışlarımın yüzdesi de yüzde 80 olsun. Bu 10 atıştan 8'inde ya da her atışta %80 ihtimalle basket atacağım anlamına gelir. Aynı şekilde %20 ihtimalle de basket olmayacak yani ıskalayacağım, kaçıracağım anlamına gelir. Buna göre 5 serbest atıştan 3'ünün basket olmasının olasılığı nedir? Tamı tamamına 3 basket. Hmm bir düşünelim. 5 atıştan 3'ünün basket olduğu kombinasyonlar ve bunların olasılığı nedir? Mesela basket 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 ve ıska ıska olabilir. 5 atıştan 3'ü basket ya da basket-ıska-basket-ıska-basket ıska, basket, ıska, basket de olabilir. Gördüğünüz gibi bunun gibi birçok kombinasyon var. Ve bunun olasılığını da az sonra hesaplayacağız. Ama önce buradaki kombinasyonun olasılığı hakkında biraz düşünelim. Birinci atışın basket olmasının olasılığı %80. İkincisinin de arada çarpı işareti var. Üçüncüsünün de peki ıskalamamın olasılığı neydi? %20. O zaman 0,2 çarpı 0,2 yazmalıyım. Buradan 0,8 üzeri 3 çarpı 0,2 üzeri 2'yi elde ederiz. Şimdi bir de bu kombinasyona bakalım. Basket olasılığı 0,8, ıska 0,2, basket yine 0,8, ıska 0,2 ve bir basket daha 0,8. Bu bir çarpma işlemi olduğu için basketlerin sırasının önemi yok. Yani bu da aslında 0,3 e pardon 0,8 üzeri 3 çarpı 0,2 üzeri 2 ile aynı şeydir. Kısacası size 5 atıştan 3'ünün basket olma olasılığının 0,8 üzeri 3 çarpı 0,2 üzeri 2 olduğunu göstermeye çalışıyorum. Peki 5 atıştan 3'ünün basket olmasının toplam olasılığı nedir? Yani bu durumların hepsinin olasılıklarının toplamı Nedir? Bunu yapmak için de kombinasyonların toplam sayısına ihtiyacımız var. Neyse ki artık kombinasyon konusunda bayağı ustalaştık ve 5 atıştan 3'ünün basket olmasının kaç değişik yolu olduğunu hesaplamayı biliyoruz. Biliyoruz öyle değil mi? Şimdi bunlar atışlar olsun 1 2 3 4 ve 5. Ve bu 5 atıştan 3 tanesini seçeceğiz. Yani 5'in 3'lü kombinasyonlarının sayısını arıyoruz. Bu 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 eksi 3 faktöriyele eşittir. Pay kısmında 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 payda kısmında da 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 1 var. Birileri görmezden gelelim. 3 çarpı 2 çarpı 1'ler sadeleşir. Bu 2 ile 4 de sadeleşir ve sonuç 10 olur. Evet toplam 10 tane kombinasyon varmış. Bu ve bu bunlardan ikisi. Yani basket 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 ıska ıska ve basket ıska basket ıska basket. İsterseniz diğer 8 taneyi de siz bulabilirsiniz. Ama binom katsayısını kullanarak bu sonuca nasıl ulaştığımızın mantığını biliyorsunuz. Eğer daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyarsanız bu konuda başka videolarda hazırlayabilirim. Hiç sorun değil. Ne diyorduk? 10 tane kombinasyon vardı. O halde %80'lik bir basket yüzdesiyle 5 atışımdan 3'ünün basket olmasının olasılığı, renk değiştirelim, 5 atıştan 3'ünün basket olmasının olasılığı kombinasyonlardan her birinin olasılığı yani 0,8 üzeri 3 çarpı 0,2 üzeri 2 çarpı kombinasyonların toplam sayısı yani 10'dur. Tekrar ediyorum. 5 atıştan 3'ünün basket olmasının 10 değişik yolu olduğu için kombinasyonların olasılığını 10 ile çarpıyoruz. Evet bunun sonucu ne olur? Muhteşem. Hesap makinemi çıkarıyorum. 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,2 çarpı 0,2 çarpı 10 ediyor 0,2048. %20,48 %20, ihtimalle 5 atışımdan 3'ü basket olacak. Şimdi işi biraz daha ilginçleştirelim ve soruyu şu şekilde soralım. 5 atıştan en az 3'ünün basket olmasının olasılığı nedir? Evet, bu soruyla daha sık karşılaşırız. Bu olasılık 5 atıştan 3'ünün, 5 atıştan 4'ünün ve 5 beş atıştan 5'inin basket olmasının olasılıklarının toplamına eşittir. Bunu biliyoruz. Bu %20,48. Peki 5 atıştan 4'ünün basket olma olasılığını hesaplayalım. Mesela ıska basket 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 olabilir. Bu ve diğer kombinasyonların olasılığı ne olur? Hesaplayalım. 0,8 üzeri 4 çarpı 0,2 öyle değil mi? Basket, ıska, basket, basket, basket de olabilirdi ama fark etmez. Çünkü hepsinin olasılığı 0,8 üzeri 4 çarpı 0,2'dir. Güzel. Peki 5 atıştan 4'ünün basket olmasının kaç değişik yolu vardır? Bunun yerine 0,8 üzeri 4 çarpı 0.2 çarpı 5'in 4'lü kombinasyonlarını yazabiliriz. 5 atıştan 4'ünün basket olduğu kombinasyonlar da bunlardır. 5'in 4'lü kombinasyonlarının sayısı da 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 1 faktöriyelden 5 olarak bulunur. Olasılığını da hesaplayalım. 0,8 e, üzeri 4 çarpı 0,2 çarpı 5. Doğru oldu mu? Evet. 0,8 çarpı 0,8 evet doğru çarpı 0,2 çarpı 5 evet bunun olasılığı yüzde 40,96 aşağı yukarı yüzde 41 ihtimalle 5 atışımdan 4'ü basket olacak diyebilirim. Son olarak 5 atışın 5'inin de basket olması ancak bir şekilde olur öyle değil mi? Yani 0,8 üzeri 5 bunu da hesaplayalım 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,3276 ediyor. Evet aşağı yukarı bu da %32,77 diye söylenebilir. Şimdi de en az 3 atışın basket olmasının olasılığı sorulduğu için bunları toplamamız gerek. 5'in de basket olması, 5'inin de yani basket olması artı 4'ünün basket olması yani 0, 4096 artı 3'ünün basket olma ihtimali yani 0, 2048 ve toplamda ne ediyor? 0,94208. Evet. Olasılık %94,21'miş ve bu son derece mantıklı. İsabetli atış yüzdem %80'se eğer 5 atıştan en az 3'ünün basket olmasının olasılığı da oldukça yüksek olur değil mi? Bir sonraki soruda ve videoda görüşmek üzere.